Çünkü bugün Türkiye'den çok uzağız. Çok olmasa da yine uzağız. Sınır dışındayız. Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'da Ardino diye bir kasaba var, ilçe, küçük. Türkçe ismi Eridere imiş. Burada bir panayır varmış. Yani bu Ardino Belediyesi Türk toplumu ile yaşanan, dolu bir ilçe. Türk toplumu derken buradakinden, Türklerden oluşuyor. Biz burada Kartal, İstanbul Kartal Belediyesi ile birlikte, İstanbul Kartal Balkanlar Derneği ile birlikte ve Koşu Kavak Turizm ile birlikte geldik. Ben şahsen Rumeli TV adına geldim. Burada kısa çekimlerde bulunuyorum. Onun dışında fırsat bulmuşken kısa bir video, yani YouTube kanalımız için kısa bir video yapalım dedik. Ardino Kırcaylı'ya bağlı olan bir ilçeymiş, küçük bir kasaba. Nüfus hepsi Türk, çok az Bulgar var veya hiç demeyecek kadar, yani öyle bir şey. Derken burada bir panayır varmış, her sene oluyormuş. Panayır'da folklor, şarkılar, Türkiye'den çok konuk oluyormuş. Biz Kartal, yani ben Rumeli TV adına Kartal Belediyesi'nin organize etmiş olduğu seyahatle birlikte geldik. Aynı zamanda Bursa'dan da gelmişler, Nilüfer Belediyesi olarak. Onlar da Ardino Belediyesi'nin özel konukları olarak buraya gelmişler. Biz ne yaptık? Burada bir köprü varmış. İsmi de garip. Şeytani Köprüsü. Onu ziyaret ettik. Değişik bir köprüymüş. Gidiş yolu çok sıkıntıymış. Bu arada bu Ardino ilçesi bir yayla şeklinde. Rakımı bayağı yüksek. Yani tam olarak bilmiyorum rakımını ama bayağı yüksek. Şimdi güneş birazcık yakıcı. Şu şey, yani gömlek var üstümüzde ama gece feci soğuk oluyormuş. Çok az bir nüfusu varmış bu ilçenin. 5000'e yakın sadece ilçe. Bir de çevre köyleriyle birlikte 8000'e ulaşıyormuş. Panayır'da şimdi biz alışmışız İstanbul'da, Türkiye'de, özellikle İstanbul'da hani büyük çapta şeyler görmeye, yani o şekilde alışmışız. Burada çok az bir insan var. Kuzu çevirisi, tavuk çevirisi, köfte, yani ızgara şeyleri. Satışlar oluyor. Dikkatimi çeken en çok ikinci el satışlar var, yani elbise, ayakkabı benzeri şeyler. Bir şey daha eklemek istiyorum. Bulgaristan Avrupa Birliği'ne üye. Ben şahsen geldiğimde daha gelişmiş bir şey bekliyordum. Hani Avrupa ülkeleri kadar olmazsa da, yani daha gelişmiş, Türkiye'den daha gelişmiş, daha iyi bir düzen beklerken maalesef gözler ve akıl Türkiye'yi arıyor, Türkiye'yi
En azından gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi Bulgaristan'a göre çok daha ilerlemiş ve gelişmiş durumda. Düzen konusunda, işte şehircilik konusunda, birçok konuda Türkiye çok daha gelişmiş. Yani kendi gördüğümle kıyaslarsam Türkiye daha gelişmiş, onu herkese söyleyeyim. Bunu merak ederler, gelmeyenleri merak ederler. Bulgaristan bir Avrupa ülkesi, ziyaret etmeye gerekir. Doğa olarak çok güzel, yani ormanlar, ne bileyim göller, bir şeyler. Ama şehircilik anlamında çok geri kalmış bir ülke, öyle söyleyeyim. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey, leva kullanıyorlar, kendi paraları leva, 1 euro = 2 leva, 2 leva yani 1 leva 3,5-4'e yakın lira ediyormuş. Fiyatlar çok pahalı değil ama çok da uygun değil. Antibay ile Türkiye'den daha pahalı görünüyor. Ama normalde Avrupa'nın en ucuz ülke diyebiliriz. Bir nasıl diyeyim? Sigaradan örnek vermem gerekirse bir paket sigara 4 lira yani 2 euro. Halbuki Avrupa'da 2 euro bir paket sigara bulamazsınız. Onun dışında ekleyebileceğim şeyler... Çok da gezmedik. Burası küçük bir ilçe zaten. Çok gezmedik. Yarın kısmetse bir Plovdiv, Filibe gideceğiz. Ondan sonra da İstanbul'a dönüş. Yani anlatmak istediğim kısaca bu şekilde. Gelmek isteyenler de çok bir şey beklemesinler Bulgaristan'a gelince. Hani bir Avrupa ülkesi göreceğiz diye beklemesinler. Hani bir Almanya gibi bir şey düşünseniz, İtalya veya yani bilim Hollanda gibi bir beklenti içinde girerseniz yanılırsınız. Normal örnek atıyorum. Gidin Antalya'nın Elmalı ilçesinde. Ki Elmalı'ya da ben çok gittim. O yüzden onu örnek aldım. Elmalı tekrar buraya göre çok daha gelişmiş bir ilçe. Ama bu şekilde düşünebilirsiniz. Elmalı'ya da şey için dedim. Burası yayla. Elmalı da yayla. Elmalı Korkuteli. Oraya sık sık gittiğim için ondan örnek aldım. Böylece ama gezmeye değer mi? Evet değer. Yani doğası olsun, değişik tarihi bilmem ne. Buradaki Türkler yani Türkçülüğün nasıl bir sıkıntı yaşadığı, Türkler nasıl bir eziyet çektiği duyduğumu söylüyorum. Otobüste insanlardan, gerekirse de Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerinden de duyduğumu söylüyorum. Yani burada bir sıkıntı olmuş tarihle. İçinde bir abi selam verdi, özellikle çok şey anlattı. Onunla da inşallah konuşacağız. Böylece buradaki Türkler bir eziyet çekmiş, öyle anlatıyorlar. Bu yüzden de büyük göç olmuş Türkiye'ye. Her neyse bunu yani benim anlatabileceğim bir şey değil bu. Bunu inşallah diğerleri daha detaylı anlatarlar. Ben kısaca bahsetmek istediğim yani Bulgaristan böyle bir şey. En azından şu ana kadar gördüğüm. Umarım detaylardan da anlaşıldığı gibi bir fikir oluşturursunuz. Bir sorunuz varsa yorum kısmında yazarsanız sevinirim. Videoyu da benzeri videolar da isterseniz ve video beğendiğiniz için yani, bir beğeni düğmesini basarsanız sevinirim. Bir daha abone olursanız sevinirim. Benzeri videolarla olmaya çalışacağız. Yani gerekirse Türkiye, gerekirse Türkiye dışında. Elimize geleni böyle vlog tarzında anlatmaya çalışacağız. Ben herkese teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İnşallah daha güzel zamanlarda, daha güzel videolarla karşınızda oluruz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.